Mergus krom nedir diyelim o zaman? Morbus Morbus Crohn, krom, pardon. morbus nedir? Morbus hastalık. Morbus Crohn normal olarak ülseratif kolit nedir? Kalın bağırsak iltihaplanması. Morbus Crohn ise sadece bağırsaklarda değil, aynı zamanda ince bağırsak, kalın bağırsak, midede dahi ortaya çıkabilir. Bu ülseratif kolit gibi yara oluşur. Morbus Crohn. Bazen nadiren yemek borusunda dahi bu morbus Crohn ortaya çıkabilir. Morbus Crohn işte yapılan araştırmalara göre %30 kalın bağırsakta, %45 ince bağırsakta, işte yüzde şu kadar hem kalın bağırsakta hem ince bağırsakta hem midede gözükür. Peki belirtileri nedir? Aynı kişide apentismiş gibi efendim sağ kaburganın karaciğerin altında böyle kaslığında ağrılar olur ve kişi çok yoğun defacet yapmak için lavaboya gitmek zorunda kalır, ishal olur. Tedavi edilmezse işte yaralar zamanla Allah korusun ne olur? Ameliyatla bazı ince bağırsak, kalın bağırsak veya midede ameliyatlara kadar gidebilir. Evet. Bunun için ne yapmak gerekir? Morbus Crohn'a karşı aloe vera ve tonik kullandığı zaman kişi yavaş yavaş ortadan, ha bugünün günümüzde diyorlar ki ne diyorlar? Bilim adamlar, ya sebebini bilmiyoruz. Sebebi bakteri, virüs, mantar. Ne olabilir başka? Aşırı kimyasal ilaç kullanma. Bakteriye karşı tonik, Helicobacter pylori tetikleyebilir. Mantara karşı aloe vera jel, virüse karşı kortisep ve kara halele. Bunları düzenli kullandığı zaman kişi iksir tonik, kara halele, kortisep, kolit çayı, enfeksiyon çayı, morbus Crohn'u tedavisi zaman alır. Tabii hemen bu gastrit gibi bir ayda iyileşmez. Bazıları sabredemiyor. Diyor ki ya 3 aydır kullanıyorum, ne zaman iyileşecek? Morbus Crohn'dan iyileştiğine şükret. Biz çok çok daha ağır ülseratif hastalarını bile iyileştirdik hamdolsun. 15 yıldır Atilla Bey Hollanda'da yaşıyor. Sosyal hayatı bitmiş. Çalışamıyor. Sokağa çıkamıyor çünkü sürekli ishal. 10 defa, 15 defa lavaboya gidiyor. Hiçbir şey yemiyor. Yediği şey o yaranın üstüne geldiği zaman hemen tuvalete gitmesi gerekiyor. Yanıyor. Sürekli lavabo, sürekli lavabo. Altını bezleyecek hali yok. O kadar koskoca adam ne yapsın? Sokağa çıkamıyor. Çıksa lavabo hemen, hiçbir şey yemiyor. Yani sokağa çıkacağı zaman da 2-3 saat önceden bir şey yemiyor. Hamdolsun bu vatandaşımız ne oldu? Normal yaşar hale geldi yani. Normala döndü bütün hayatı.